Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT Geometri Kampı'nın 9. hafta videolarına başlıyoruz. Test var önümüzde. Evet ÖSYM'nin son 10 yıl içerisindeki sormuş olduğu soruların benzerlerini çözeceğiz. Senin için çok önemli bir yer burası. Üçgenleri bu şekilde tekrar etmek gerçekten ama gerçekten çok önemli. Eski nesil sorular da var. E hocam çözmesek mi? Deme. Çünkü ÖSYM hala da eski nesil sorularını sormaya devam ediyor. Ve artı ÖSYM hala da ne yapıyor? eski nesil soruları yeni nesil sorularına çeviriyor. Yani benzerlerini soruyor. O yüzden senin için çok önemli bir yerdeyiz. Bunları lütfen ama lütfen çok dikkatli bir şekilde çöz. Evet kitabımızda da neredeyiz? Kitabımızda da sayfa numarası 89'dayız. 89 ve 90'ı çözeceğiz. Yani test birin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soru bir ara çeşitliği verilmiş. Hemen anlamışsınızdır ne sorusu? Benzerlik. Kalıp soru bir araç eşit verildiğinde hocam şu üçgen ve şu üçgenle bir araçı var. Ama ikişer kenarları yok. Bu üçgenlere bakmayacağız. Nereye bakacağız? Hocam şu noktalı büyük üçgene bakacağım. Bir de noktalı neredeki? şuradaki üçgene bakacağız arkadaşlar. Evet iki üçgende ortak açı var mı? Var burası. E o zaman nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgiyse nokta karaladığım yatayda da üçüncü açı çift çizgidir. Benzerliği uygulayacağız. Aynı açının karşısındakileri oranlıyorum. Noktanın karşısı x'in yataydaki noktanın karşısı 4'e. Dikeyde başlamıştık. Dikeyde karadım açın karşısı boş. Boş ver. Çift çizginin karşısı kaç? 10 bölü. Burada çift çizginin karşısı x artı 3 diyeceğiz. Ve işler dışlar yapacağız. x çarpı x artı 3 eşittir 40 oldu. 40'ın çarpanlarını düşün. İşte öbür tarafa atıp da çarpanları ayırırken de zaten çarpanlarını düşünüyoruz. Hocam 4 çarpı 10. X yerine 4 yazarsam aa, olmuyor. 4 çarpı 7 yapıyor. Başka ne olabilir? 5 çarpı 8. X yerine 5 yazarsam burası 8 oluyor. Dolayısıyla X'i 5 buluruz. Zaten bizden de bu isteniliyor. Yani cevap C seçeneği oldu. Geldik ikinci soruya. Bir üçgende açı sorusu. E hocam verilen bilgileri kullanacağız. 35'e baktığınız zaman. 35'e bakan bu dörtgene bakar ama dörtgende hocam burayı bulacağız da işte burayı da bulacağız da sonra dörtgen çatırla toplamdan burayı bularız. Diye böyle şey yapabilirsiniz. Ama e üçgensel düşün sen şöyle üçgeni daha iyi biliyorsun sen hocam 35'e baktığında bu üçgen var ya da şuradaki üçgen AEC üçgeni var değil mi? Ben sana üçgene baktım şimdi sana üçgene bakacak olursam hocam 35 ile bu açının toplamı neye eşittir bir dış açıya yani iki tane açı dayanamam bir dış açıya eşit diyorduk. 35 ile neyi toplarsak 80 yapar 45'i toplarsak yani burası kesinlikle 45 yapmak zorunda e sonra A şuradaki üçgende de iki iç açı bir dış açı dayanamam değil mi? İki tane iç açı görünce yani x 45 artı 70'e eşit. Dolayısıyla buradan da ne çıkıyor? 115 çıkıyor. Cevap D seçeneği oldu ikinci soruda. Geldik üçüncü soruya. Güzel bir soru. ABC ve B. ABC bir dik üçgen olarak verilmiş. 2 verilmiş, 8 verilmiş ve dikdörtgen verilmiş. E hocam dikdörtgen ise burada kaçılarımız kaçar derece? 90'ar derece. Hemen bu 90 dereceleri yazdın. Zaten bunların sırtları da 90 derece. E 90'ları gördün. Ne yaparsın? Alfabeteye ya dalarsın. Dal alfa beta'ya alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta beta 90 alfa alfa 90 beta. Aa hocam ne oldu? Şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Hatta bir sürü üçgen var aslında. Şöyle bakacak olursan. Bu bu sonra bu bir de büyüyor. Ama kenarları belli olan üçgenler burada değil mi? Evet ama iki kenarı yok hocam. Ama bizden ne isteniyor? Dikdörtgenin çevresi isteniyor. Yani sen şuradaki x'si de bulmak zorundasın. X de kenardan. O zaman bu üçgenlerde benzerlik yapabiliriz. Hadi soldan başlayalım. Alfanın karşısı x'in alfanın karşısı 2'ye oranı. Betanın karşısı 8'in betanın karşısı x'e oranı dedik. Buradan x kare eşittir 16'dan ne geliyor? X'i de böylelikle 4 buluyoruz. Evet x 4 çıktı. Dikdörtgenin çevresine ulaşırken bunu kullanacağız. X'i 4 bulduk. Peki bizden çevresi isteniyor. Çevresini bulmak için şuradaki y kenarını da bulmamız lazım. Aha takıldık ne yapacağız? Verilen bilgiye odaklanacağız. Ne verilmiş bir de? Hocam şurada bir eşitlik verilmiş. Hmm. Bak burası orta nokta. Bir de dikdörtgende böyle dikdörtgeni paralel kenara eşkenar dörtgeni üçgenin içine oturturlar. Karşılıklı kenarlar paralel ya. E şunlar paralel değil mi? Özellikle benzerlik için, için kullandırabilirler buna. Dikkat edin. A burada benzerlik var ama burada eşitlik var ya Benzerliğin kolayı var. Orta taban var burada. Hem eşitliği kullanacak olursam hem de paralelliği kullanacak olursam. E burası y ise burasının ne olması lazım? 2y olması lazım. Yani 2y eşittir. Y artı 8 artı 2y eşit. Y'yi de buradan 10 buluruz. E y de 10 ise çevrede ne olacaktır o zaman? 4 burada 10 burada 4 burada 10 burada. Topladığın zaman da kaç yapıyor? 4, 10, 4 ve 10'un toplamı 28 yapıyor. Dolayısıyla cevap B seçeneği oldu. Üçüncü soruda. Geldik dördüncü soruya. ABC bir eşkenar üçgen demiş ve BDC de bir ikizkenar dik üçgen demiş. Evet ikizkenar dik üçgen hemen açıları da yazalım. B2 lazım olur. 45 45. Burada da açıları yine yazalım. Eşkenar üçgen dediği için 60 60. Ve eşkenar üçgen dediği için bütün kenarlar ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Hatta 6 kök 6 kök 2 kök katı 12 yapıyor burası. E burası 12 olduğundan dolayı burası da 12 burası da 12. Hani şekildeki eksikleri tamamladık. Devam edelim. Buna göre diyor eşkenar üçgenin ağırlık merkezi ile ikizkenar dik üçgenin ağırlık merkezi arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Mesela ağırlık merkezi burası. Bunun ağırlık merkezi burası. E, buradaki uzaklık isteniliyor bizden. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? Hocam ağırlık merkezi derken şuradan bir kenar ortayı çizip böyle mi bulacağız? Ya da şuradan bir kenar ortayı çizip böyle mi bulacağız? E, yani aynısı mantıklıysa arkadaşlar. Bize şu ve şu. Şunların arasındaki uzaklık isteniyor. ya. E o zaman sanki şuradan bir kenar ortayı çizmek daha mantıklı değil mi arkadaşım? Evet. Kenar ortayı çizdik. Kenar ortayı çizince. Bak şimdi dikkat. Şu kenar ortayı çizince 90'dan kenar ortayı çizmiş oluyorsun muhteşem işle oluyor ya da bu muhteşem işle oluyor eyvallah ya da başka türlü nasıl yapabiliriz bunu e, tamam muhteşem işle ya da şöyle de düşünebilirsin hocam ikiz kenarda çizilen kenar ortay yükseklik deyip 45 90 ise buraya da 45 diyebilirsin yani şu kenarla şu kenarın eşitliğini bu şekilde de gösterebilirsin hatta bak 45 45 90 üçgeni 6 kökü ise bunlar da 6 kökünün köküye bölünmüş hali 6 6 yapar ya da zaten Burası 12 ya. Çizilen yükseklik tabanı 2 eş parçaya böldü. 6 6 yaptı burası. e 6, 6 yaptıktan sonra da şurası da 6 yapar diyebiliriz. E, hocam ağırlık merkezi burası. Burada 1'e 2 oran olacak. 3'e böldüğümüzde kısa parçayı buluyorduk. Yani burası 2'ye burası 4 oldu. e Şimdi öbürünün ağırlık merkezini düşünelim. O zaman buradan bir kenar ortaya çizecek olursam. Buradan kenar ortaya çizdiğimde tam ağırlık merkezinden geçecek. İşte ağırlık merkezi burası. Eş kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. Aa hocam burası... 30 60 90 üçgen çıktı. 30'un karşısı 6 ise burası 6 kök 3 çıkar. 1'e e 2 oran var ya. Böl 2'ye pardon 3'e. Hocam o zaman burası 2 kök 3. E, hatta iki katta da burası yapar. 4 kök 3 yapar. Şimdi bizden ne isteniyor? Şu nokta ile şu nokta arasındaki uzaklık isteniyor. Hocam bunlar doğrusal mı şurası? Evet. Çünkü burası da 90 burası da 90. 180 yaptı toplamda. Toplamda 180 olduğu için doğrusal oldu. Yani cevap bak dikkat et. Şuradaki uzunluk 2 kök 3 artı 2 mi yaptı? Ya da 2 artı 2 kök 3 mi yaptı? Evet. Yani dördüncü soru Denizli oldu. Geldik beşinci soruya. Paralellikler verilmiş. Şu paralelliklere bakalım kardeşim. Şunlar paralel. Şunlar da paralel. Ne kullanacağız? Temel orantı kullanacağız. Belli. Ha temel orantıdan çıkmazsa açı 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 benzerliğine dalabiliriz. Ama burada ya şöyle bakacak olursan tamam. Açılara daldığında şu üçgen alacaksın ama sonrasında bu üçgeni mi alacaksın ya da bu üçgeni mi alacaksın. Üç tane üçgen oluyor. Orada biraz kafa karışıklığı olabilir. E, üçünde de benzerlik uygulayarak açılara dalarak da şey yapabiliriz. Ama paralellik gördüğümüzde ilk aklımıza ne geliyor? Temel orantı geliyor. Öncelikli olarak şu paralelliğe bakacak olursak yani buradaki üçgene bakacak olursak arkadaşlar hadi bakalım paralelliklere bakarak yorum yapacaksın ve buradaki eşitlikleri de kullanacaksın. Hadi eşitliklere de şöyle bir y diyelim şurası da y olsun. Şimdi bu paralelliğe bakacak olursak sivrilen yer burası şunun tamamının oranı 4 bölü y'ye eşit. Yani x bölü x artı 4 eşittir 4 bölü y'ye eşit oldu. Eyvallah. Şimdi öbür mavi şu temel orantıya bakalım. Bu temel orantıda sivrilen yer burası. Bu sefer x bölü x artı 6 değil mi? Evet. x bölü x artı 6 eşittir. 3 bölü y'ye eşittir. E hocam burada işler dışlar yapıp x çarpı y'yi birbirine eşitleyebiliriz. 1. Bir. Taraf tarafa oranlayabiliriz. Orada da işlem o şekilde de yapılabilir. 2. Ama burada ben şu şekilde yapayım. Ya da siz bunu da bilin kardeşim. Böyle iki bilinmeyen olduğu zaman senden de x isteniyor Y'yi yok etmen lazım. Taraf tarafa oranlamayı da bil bence. Ama işler dışlar yapınca x geliyor buradan. 4 x artı 16. x geliyor. 3 x artı 18. Onları da x de birbirine eşitleyip sonuca ulaşabiliriz aslında. Ama taraf tarafa oranlamayı da bil diye ben bu şekilde gösteriyorum. Bu şekilde oranladığın zaman hocam x'ler de gitti. Ters çevirip çarptığın zaman x artı 6 bölü x artı 4 geldi. Buradan da ne geldi? 4 bölü 3 geldi. İşler dışlar yapacak olursak buradan 4x artı 16 eşittir 3x artı 18 geldi. Buradan da x'i kaç bulduk o zaman? 2 bulduk. Yani cevap böylelikle akçay çıktı arkadaşlar. Evet 5. soruyu akçay bulduk. Geldik 6. soruya. Evet, şurası bir dikdörtgen verilmiş. Hemen 90'ları yapıştırıyoruz böyle. 90 90 90 90. E sonra bu dikdörtgen demek ne demek? Bak üçgen içinde verildiği zaman şu karşılıklı kenarların birbirine paralel olunmasını kullandırıyor bize. Tamam? Genelde öyle. İşte bir üçgen içinde böyle dikdörtgen, paralel kenar, kare gibi şeylerle karşılaştığımız zaman karşılıklı kenarlar birbirine paralel. E hocam ne yapacağız burada? Öncelikle bu 6'yı ve 10'u kullanacağım. 6 burası. E hocam Şuraya bakacak olursak ağırlık merkezinden paralel çizilmiş. Hocam şöyle hatırlatma yapayım. Ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde yukarıdan aşağı şunu şöyle çizecek olursan 2'ye 1 oran vardı ya burada da 2'ye 1 oran vardır değil mi? Evet burada da aynı şeydi. 2'ye 1 yani burası kaç yapar direkt? 3 yapar. Ya hocam aklıma gelmedi. O zaman ne yaparsın? E buradan ağırlık merkezinden çizersin. Hocam burada A ise 2A işte 2'ye 1 2'ye 1 orandan 6 ise 3'ü yapıştırırız böyle. E sonra hocam onu kullanmam lazım. E onu kullanacaksan da bak şunda şu paralel ya. Bu paralelliği kullanacağız. E bu paralelliği biz nasıl kullanacağız arkadaşlar? E, o zaman burada da 2'ye 1 oran olacak. Yani burası 5 ya da hop şunu çizersin. Hocam burası 2'ye 1 ya. Bak 2'ye 1, 2'ye 1 orandan 5'i buldum burada. E sonra ne yapacağız hocam? Bizden büyük dik üçgende x durumu isteniliyor. Pisagor bağıntısı yapacağız. Büyük dik üçgende yap Pisagor'unu. Pisagor burası kaç? 9. Burası kaç? 15. He, 9 ve 15 var. Hocam 9'un karesi artı 15'in karesini yapacağız. Hayır ortak çarpanı bak. 3 çarpı 3 burası. 3 çarpı 5 burası. O zaman x de 3 çarpı kare içinde diğerlerinin kareleri toplamıydı. Yani 9 artı 25'ti. Yani buradan 3 kök 34 diye ulaşır mıyız cevaba? Evet. 6. soru Ceyhan oldu. Geldik 7. soruya. Ahmet bir kağıda AB dik BC olacak biçimde ve AB ile BC doğrulu parçaların uzunlukları sırasıyla 9 ve 12 santimetre olan iki çizgi çiziyor. Evet 9 ve 12 olan iki tane çizgi çizeyim arkadaşlar. Şöyle AB ile BC de birbirine dik olacakmış. Bak. ABC çizdim ve AB'nin uzunluğu 9, BC'nin uzunluğu da 12. Aklımızda bulunsun. Ahmet C köşesinden AB'yi kesen AB'yi E noktasında kesen ve 15 cm uzunluğunda CD doğru parçası çiziyor. Evet, şuradan AB'yi kesen bir CD doğru parçası çizdim. Ama CD doğru parçası 15 cm uzunluğundaymış arkadaşlar. Tamam. Bu da aklımda Evet aklımda kalmasın ya. Şuraya yazayım. E burası hocam 9. Sonra burası 12. E burası da 15 üçgen değil mi? 3, 4, 5 üçgeninden. Evet. Ben şimdi C'den bir tane AB'yi kesen 15 birim uzunluğunda bir tane şöyle bir çizgi çizdim. C'de doğru parçasını çizdim. A, e ile ve burayı da hangi noktada kesiyormuş arkadaşlar? E noktasında kesiyormuş. E'yi de yazdım. Sonra A, e ile D'ye uzunlukların toplamı 6 santimetre olarak hesaplanıyor. Hmm. Şimdi dikkat. Bunun tamamı 9. A, E ile D, E'nin toplamı kaç olacakmış? 6 olacakmış. E o zaman ben buraya ne yazabilirim? Şuraya X yazdıysam buraya 6-X yazacağım. Eyvallah. E hocam tamamı 9'du. O zaman buraya 9-X kaldı. E hocam bunun da tamamı 15 değil miydi? Evet. Sayıyı 15'e tamamlayan 9. x'ten kurtulmam lazım. Artı X mi? Evet. 9 artı X ile 6-X topladığın zaman toplamda 15 yapıyor. E ne çıktı burada karşımıza? Hocam pisagor bağıntısı. Yani 9 artı X'in karesi eşittir. 9 eksi x'in karesi artı 12'nin karesi deyip işlem işlem işlemle sonuca ulaşacağız. Ya da 12 varsa hisset kardeşim nedir? Ya 5 12 13 ya 9 12 15 ya 12 16 23 üçgeni. Ama 9 12 15 zaten burada var. Büyük ihtimal 5 12 13'tür. Acaba burası 5 iken burası da 13 oluyor mu? X yerine kaç yazarsam? X yerine 4 yazarsam 5, 4 yazarsam 13 sağlanıyor. Hissettik ki genelde bak hissetmeliler karşımıza çıkıyor. Lütfen dikkat. X'i 4 bulduk. E bizden DE uzunluğu isteniyor. DE. Aa dikkat. Cevap 4 değil. Zaten şıklarda da 4 yok. DE uzunluğu nedir arkadaşlar? DE uzunluğu 6 eksi x x yerine 4 yazınca cevapta kaç çıkıyor o zaman? 2 çıkıyor. Yani 7. soru böylelikle balık esir oldu. İşte böyle sözel sorularla da karşılaşabilirsiniz yine. 7. soru balık esir oldu. Geldik 8. soruya. Güzel. Kolay. Güzel derken çok kolay bir açı sorusu. ÖSYM e sormuş. Ben de sormak zorundayım kardeşim burada. E, 100 derece tepe açısı 100 derece olan bir ikiz kenarlık var. E o zaman 180'den 100 çıkart 2'ye böl. Hocam buradaki ikizkenar kenar üçgenin taban açıları 40 40 yaptı. 100'ün 180'e tamamlayanı 80 burası. E hocam burası da 80. 80 80 160 buraya 20 kaldı dersin. E bu hepsinin toplamı 100, 180 olacak ya. 60'ı da buradaysa o zaman x'e de ne kaldı? 120 derece kaldı diyebiliriz. Yani 8. soru Cehan oldu. Geldik 9'a. İşte ÖSYM birim karelerde böyle Şeyi sormayı çok seviyor. Oran sormayı çok seviyor. Ben işi biraz daha zorlaştırdım. Daha kolayını sormuştu aslında. Hatta biz konuyu anlatırken de bunun benzerinde bir soruyu da çözmüştük. Hatta dikdörtgenlerle çözmüştük arkadaşlar. Önemli olan nedir? Birim karelerin uzunlukların birbirine olması ve karşıtlı kenarların birbirine paralel olması bizim için çok önemliydi. Şimdi ben B noktasına dikkat edeceksem. Hocam B noktası bak yatayın üstünde değil dikeyin üstünde B noktasında işlem yaparken dikeyin üzerindekine göre işlem yapacağım. E o zaman dikeyin üzerindekine göre işlem yapacaksam Öncelikle şu A, D'yi bir üçgen oturtayım. A, D'yi oturturacaksam oturtacaksam B'ye de ait dikey üzerinde bir işlem yapacağım. Yani buna göre baktığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? Buna göre baktığımız zaman şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Hocam burada 2A'ya 7A oran mı var? Evet. Sonra C'ye bakacağım. Bak C'de yatayın üstünde. Yatayın üstünde o zaman C'ye ait de üçgeni şöyle inceleyelim arkadaşlar. C'ye ait üçgeni de şunun üzerinde aşağıda incelemeyelim kafamız karışmasın. C'ye ait de şu şekilde yapabilirsiniz. Tabi kelebek benzerliğinden de sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar şöyle. Ama şekil karışacak diye temalar anlattan gidiyorum. Bu sefer yataylara göre bakacağım yatay üstünde olduğu için. Bak şöyle yatay üstünde baktığımız zaman. Hocam 1-2-3 birim 1-2-3 birim. Aa hocam eşit eşit. O zaman şunlar da birbirine eşit olmayacak mı arkadaşlar? Evet. Şimdi şuraya bakacak olursak toplamda 9A. Hocam 9A'yı 2 eşit parçaya bölerken sıkıntı yaşarım. O zaman burayı ben 2 ile çarpılmışını yazayım. 7A yazmıştım ya 14A yazayım buraya da 4A yazayım o zaman. Toplamda kaç oldu? 18A oldu. E 18A'yı 2 eş parçaya bölebilirim. Yani 9A'ya 9A şeklinde bölebilirim. E hocam bunun tamamı 4, 9A burası da 4A olduğundan buraya 5A kaldı. Bak 14 dönemde 5 çıkınca 9A sağlaması da çıktı zaten. Şimdi benden AC bölü BD isteniyor. AC'ye bak bakayım 9A bölü BD'ye bak bakayım. BD uzunluğu da arkadaşlar 14A oldu. Yani cevap 9 bölü 14 oldu. İşte birim karelerin üzerinde böyle noktalar verildiği zaman hangisinin üzerinde? Yatayın üzerinde mi? Dikeyin üzerinde mi? Temel orantılarla bunu rahat bir şekilde görebilirsiniz. Temel orantılarda ya kelebekle de görebilirsiniz ama bence temel orantı daha mantıklı oluyor ama Aklınızda kelebek de bulunsun. Bulunsun, bulunsun. Tamam mı dostlar? Dokuzuncu soru edremit oldu. Geldik onuncu soruya. Evet, soruda bir oran verilmiş. Oranlamayı kullanalım. AD uzunluğu K, BD uzunluğu 2K. Sonra alan verilmiş. E arkadaşlar, paralellik de verilmiş. E şimdi taban çarpı, yani 90 derece yok. Taban çarpı yüksek bölükten çıkmaz diye düşünüyorum. Aslında böyle bulanlarda olur. Nasıl olur? Hocam şurada... Benzerlik oranı 1 bölü 3 ya. Burası A iken burası 3A dersin. E şuradan bir yükseklik çizdin. Buradan da bir yükseklik çizdin. E burası H ya. E burası da 2H deyip taban çarpı yükseklik bölü 2'den de sonuca ulaşabilirsin. Sonuçta A çarpı 2H bölü 2 6 dersin. Sonra 3A çarpı 3H bölü 2 de işte kaçtır şeklinde yorumlayabilirsin. Ama ben bunu böyle daha klasik değil de daha orijinal bir yoldan çözeceğim. Paralellik görünce iki paralel doğru arasında görünce, bir üçgenin alanını görünce alan kaydırmayı bilmiyor muyduk biz? Evet. Yani dikkat et. Şu paralel doğrular bunlar. Paralel doğrular arasında tabanı seçiyorum. Tabanımız burası hocam. E, tepe noktasında istediğimiz yere oynatıyorduk. İster C'ye ister B'ye oynat. Hiç fark etmez. Bu arada 1'e 2 oran burada varsa burada da 1'e 2 oran var. Onu da yazalım. Şuradaki tepe noktasını aldım. Hop buraya getirdim. Hocam ne oldu? Şuradaki tepe noktası bu. Taban bu iken bir üçgen oluşturdum. Bu üçgenin alanında kaç yapacaktır? 6 yapacaktır. E sonra alan dağıt kardeşim. Sonra 2K'da kalan 6 ise tepesi E iken. 2K'da ise 3 katı 3 katı. Burası 3 yapar. A'dan 2A'ya geçiş yapacağım. A'daki 9. Dikkat et. A'dan 2A'ya geçiş yaparken B tepe noktası oluyor. A'daki 9 iken A, 2A'daki de 18 olur. Ve toplamda kaç yapıyor? 18, 6 ve 3'ün toplamı. Tüm alanı verir bana. O da kaç yapıyor? 27 yapıyor. Yani cevap E seçeneği oldu. Geldik 11. soruya. Hmm. 11. soruda neler verilmiş? Arkadaşım 120 90 94 genç açıları toplamını biliyoruz. Hatta burası da kaç yapar? 60 olur. Sen burada 90'ları gördüğünüz zaman hemen aklına şey gelir. Hocam Pisavor bağıntısı oluşturam. Dur. 120'yi parçalıyorsun kardeşim. Ya da 60'ı parçalıyorsun kardeşim. Özel açılar parçalanmaz. Bunu unutma, tamam mı? Sakın ama sakın unutma. Özel açılar parçalanmaz. Peki hocam ne yapacağız burada? Ya hocam bunlar parçalanmıyor. Böyle mi bir şey yapalım biz? olmaz. 90'da kısmen özel bir açıdır. Parçalanmaz. İki tane 90'ı birden parçalıyorsun. Ha belki buradan bir şeyler yapabilirsin. Buradan bir dik çizebilirsin. Sonra buradan dik çizebilirsin. Sonra işlemler yaparak x'e ulaşabilirsin ama benim sana tavsiyem şu. Bir dörtgende zaten dörtgen konusuna geldiğimiz anda söyleyeceğim ya da herhangi bir şekilde fark etmez. Bütün açılar özel açıysa dokunma üçgene tamamla. Çünkü 60 özel bir açı. Özel açılar parçalanmıyordu. 120 özel bir açı 90'da kısmen özel bir açı. Bana bütünsel lazım değil mi? Evet o yüzden üçgene tamamla. İster yukarı doğru üçgene tamamla. istersen sağ tarafa doğru üçgene tamamla. İstediğin yerden yap kardeşim. Ben sağa doğru tamamladım. E hocam 120 ise burası kaç yaptı? 60 yaptı. 60-90 ise burası 30 oldu. A burada bir 30-60-90 üçgeni karşımıza çıktı. Hemen yazalım onu. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4 köküç yapar. 30'un karşısı 2 kökü 60'ın karşısı köküç kökü 60 kökü katından dolayı 6 yapar. Sonra 30, 90, 60. Büyük üçgende 30, 60, 90 üçgen değil mi? Evet bak burası 14. 90'ın karşısı 14 ken, 30'un karşısı kaç yapar? 7 yapar. Gördün mü? İşte bu şekilde de hamle yapabiliyoruz. Özel üçgenlerde de zaten bundan bahsetmiştim. Bütün açılar özel açıysa üçgene tamamla. 11. soruyu balık eseri bulduk. Geldik 12'ye. Şekilde verilen ABC ikizkenar dik üçgen biçimindeki karton BC kenar AC kenar üzerine gelecek şekilde katlanıyor. İşte AD bölü BC isteniyor. AD bölü BC. Hmm. Arkadaşlar katlamayı gördüğümüz zaman öncelikli olarak ne yapıyorduk? Eski haline geri tamamlıyorduk. Ve bu nasıl bir üçgenmiş arkadaşlar? Bu ikizkenar dik üçgenmiş. Eyvallah. İkizkenar dik üçgense o zaman bu kenarlar birbirine eşit. Hocam burası 45 ve burada kaçı kaç derece? 45 derece. E şimdi şöyle bir katlama yapmışım. Katlamada ne diyoruz? En önemli şey üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşitti değil mi? Evet hocam o zaman Üst üste binen kenarlar eşit. Hocam şu kenarla şu kenar eşit. A bak şurası çift çizgi ya. Hani şu kenar. E, burası da çift çizgi. Yani şurası çift çizgi ya. Burası da çift çizgi olacak. Tamamı. Tamam. E üst üste binen açılar da eşit olacak. Burası 90 ise burası da 90 oldu. A bak burası da 90. 90 45 45 üçgen çıktı burada. O zaman ben buraya bir A A dersem. Gerçi oran isteniyor benden. En küçük yere bence 1 diyeyim. 1 1 dersem burası kök kim yapar? Evet. Başka ne yapacağız peki hocam? Üst üste binen kenarları birbirine eşitlik. Bak çizgi dediğimiz 1. E hocam burası da 1. Bak çift çizgi dediğimizde kök 2 artı 1 mi yaptı? Evet kök 2 artı 1 burası. Burası da kök 2 artı 1 çıktı. A ne çıktı? Bizden şu isteniyor zaten. A D yani kök 2 bölü B C yani kök 2 artı 1 isteniyor. Biraz matematik bilgisi de var. Ne yapacaksınız? Eşleni ile çarpacaksınız bunu. Kök 2 çarpı kök 2 eksi 1 ile çarpıyoruz. Bölü aşağısında ne yapıyor? A kare eksi B kare. Yani karesi eksi karesi. Yani 2 eksi 1'den 1 bir yapıyor. O zaman buradan dağıttığım zaman kök ile kökünü çarp. 2 eksi kök kim yaptı arkadaşlar? Evet bir de bölü 1'i var. Bölü 1 de zaten gitti. Yani 2 eksi kök ki olarak cevaba ulaşırız. Cevap E seçeneği. Oldu mu? Oldu. Ve böylelikle gençler bu testi bitirdik mi? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.